Herkese merhaba, YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için kabakla yapabileceğiniz muhteşem bir tarif paylaştım. Üstelik kızartmak yok, fırında dakikalar içerisinde yapacaksınız. Hatta şöyle söyleyebilirim sizlere, etten daha da lezzetli olacak. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Burada toplamda 800 gram kabak var. Kabakları yıkadıktan sonra bir çatal yardımıyla bu şekilde iz verdim. İz verdikten sonra tekrardan yıkayacağım. Ardından suyunun süzülmesini bekleyeceğim. Bu arada beni hangi ülkeden veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Kabaklara bir çatal yardımıyla çizgi attıktan sonra tekrar yıkadım ve suyu süzüldükten sonra bu şekilde doğruyorum. Ancak çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak. Kabakları doğradıktan sonra üzerine bir miktar tuz ilavesi yaptım. Yani yaklaşık olarak 2 çay kaşığı kadar tuz ilavesi yaptıktan sonra ellerimle güzelce ovdum. Yani tuz kabakların her yerine gelmesi gerekiyor. Ve tuzladıktan sonra toplamda 15 dakika boyunca dinlendireceğim. Ardından da göreceksiniz ki suyunu kendi kendine vermiş olacak. Biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. Şimdi dinlenmesi için hemen bu kabakları kenara alıyorum. 4 tane yumurtayı hemen bir kaba alarak ve bir tel çırpıcı sayesinde yaklaşık olarak 2 dakika boyunca güzelce çırpacağım. Ve ardından da kaşar ilavesi yapacağım. Kaşarları rendeledikten sonra hemen çırpmış olduğum yumurtaların içerisine ilave ettim. Burada ortalama 150-200 gram civarında kaşar var. Güzelce karıştıktan sonra tuz ve kırmızı toz biber ilavesi yapıyorum. Yarım çay kaşığından az tuz ve bir çay kaşığı dolusu kadar da kırmızı toz biber ilavesi yaptım. Ve karıştırdıktan sonra hemen bu harcı da bir kenara alıyorum. Genişçe bir tabağa hemen toplamda 5 yemek kaşığı kadar beyaz un ve ardından da 2 yemek kaşığı mısır unu ilavesi yaptım. Ve toplamda 3 yemek kaşığı kadar da galeta unu ilavesi yaptıktan sonra hepsini güzelce karıştırdım. On 15 dakika boyunca bekleyen kabağın hemen suyunu bu şekilde süzüyorum. Tuzladığımız için görmüş olduğunuz gibi kabağın suyu bu şekilde fazladan suları bu şekilde kolaylıkla çıkmış oldu. Bu nedenle görmüş olduğunuz gibi çok kolay bir şekilde suyunu ayırmış oldum. Lütfen tuzlama işlemini unutmayalım. Yani tuzla güzelce olduktan sonra 15 dakika boyunca dinlendirmeniz yeterli olacaktır. Ve şimdi hemen suyunu süzdürmüş olduğum kabakları hemen kaşar ve yumurtanın içerisine ilave ettim. Ve ardından da unlayacağım. Bu işlemi tekrarlayacağım. Biraz sonra detaylı bir şekilde göreceksiniz. Gerçekten de bu arada çok lezzetli olacak. Yemelere doyamayacaksınız. Hatta ertesi gün bile kalsa lezzetini koruyacaktır. Eminim kabak sevenlerin favori tarifi olacaktır. Sizlere lezzet garantisi veriyorum. Ben her yıl yapıyorum kabak mevsimi çıktığında. İnanılmaz derecede lezzetli oluyor. Üstelik son derecede doyurucu oluyor. Kabakları hemen unladıktan sonra genişçe bir tabağın içerisine alacağım. Sonra tekrardan yumurta ve kaşarın içerisine ilave edeceğim. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu işlemleri çok kolay bir şekilde yapıyorum. Sizler de kolaylıkla yapacaksınız.
Ve artık geldik son işleme. Buraya kadar gelen bütün süreçleri inanılmaz derecede kolay ve pratikti. Hemen unlamış olduğum kabakları bu şekilde yumurtaya bandırdıktan sonra artık tepsiye tamamını dizdim. Artık bu tepsiyi hemen fırına veriyorum. 250 derecede yaklaşık olarak 15-20 dakika veya 30 dakika artık bu fırının performansına göre değişkenlik gösterir. Nar gibi kızaran dek fırında kalacaktır. Kabakları fırına verdim. Şu anda nar gibi kızarıyor. Onlar kızarırken ben de hızlı bir şekilde dip sos hazırlıyorum. Burada bir miktar zeytinyağı var. Süzme yoğurt ilavesi yaptım. Ve bir tane sarımsak, üzerine de hemen dereotu ilavesi yaptım. Ben tabii ki de süzme yoğurt kullandım. Eğer isterseniz siz normal yoğurt, katı bir yoğurt da kullanabilirsiniz. Bir miktar da tuz ilavesi yaptım. Ve artık dip sos hazır. Nardan sadece dakikalar geçti. Görmüş olduğunuz gibi nar gibi kızardı. Birazcık daha kızarsın hemen fırından alacağım. Dediğim gibi 250 derecede olması çok çok önemlidir. Ve artık kabakları fırından çıkarttım. Görmüş olduğunuz gibi böyle nar gibi kızardı ve de inanılmaz derecede lezzetli oldu içini. Biraz sonra detaylı bir şekilde göreceksiniz. Ama servisini yapmadan önce hemen bunu da yapmam gerekiyor. Zeytinyağının içerisine bol miktarda ince ince doğramış olduğum dereotunu karıştırdım. Ve bir fırça yardımıyla bu şekilde sürdükten sonra hemen servisini artık yapacağım. Kabaklar etten daha da lezzetli oldu diyebilirim sizlere. Şimdi hemen servisini yapmaya başlayacağım. Bu arada isterseniz ertesi gün bile bu kabakları afiyetle tüketebilirsiniz. Bir üst üste koyup, yumuşak olması için üst üste koyup bir streçle sarabilirsiniz. Veya havamlayan bir kabın içerisine koyup ertesi günde aynı lezzette afiyetle yiyebilirsiniz. Ve şimdi hemen servisini yapmaya başlıyorum. Onu aldım. Şöyle hemen bir kişilik bir sunum yapıyorum. Yanına bol miktarda hazırlamış olduğum süzme yoğurtlu dip sosu da aldım. Görüntü zaten her şeyi anlatıyor. Yine tabii ki de bol miktarda dereotuyla servisini yapacağım. Hemen şöyle detaylı bir şekilde göstermek istiyorum. İçi ayrı lezzetli, dışı ayrı lezzetli. Hazırlamış olduğum tabii ki de süzme yoğurtlu dip sosla da buluşunca yemelere doyamayacaksınız. Son derecede doyurucu ve de lezzetli. Dediğim gibi etten daha da lezzetli olacaktır. Gönül rahatlığıyla bu tarifimi deneyebilirsiniz. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu yemek tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.